Evet. Merhabalar herkese. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eklit uygulamasına devam ediyoruz. Ee, en son işte diskleri okumuştuk. Bu disklerin içerisinde e, veri bir veri okumamız lazım. Bir dosya okumamız lazım. Bu dosya e, işte şifre bilgisini bir nevi diskin teri numarasının şifrelenmiş hali bir dosyanın içerisinde olacak Biz o dosyanın içerisini okuyup Uyumlu ise Bir şekilde işte akıllı tahtanın Kapanmasına engel olacağız Şimdi Dersleri en baştan Tabi anlatmayacağım zaten uzun uzun anlatmıştım Biraz daha üstün körü gideceğiz Şimdi ee, Olayın nasıl olduğunu Anlatalım Böyle Normalde öğrencilerin USB'lerini tanımasın. Sadece öğretmenin USB'lerini tanısın istiyorum. Tabii bunu da bir dosyanın içerisine bu bilgi aktarmam lazım. Bunu da ben internetin çalışma mekaniğine benzer bir yöntemle yapmak istiyorum. İşte bir tane private key olacak, bir tane public key olacak. Private key'den türetilmiş. Daha sonra işte diskin seri numarasının şifrelenmiş halini diske bir dosya yazacağız. USB'nin içindeki bir dosya yazacağız. Daha sonra bu USB takıldığı anda da işte e, o dosyanın içerisini okuyacağız. Eğer dosyanın içeriği tabi şifrelenmiş dosya diskin USB seri numarasıyla eşleniyorsa tamam diyeceğiz, USB takılmış diyeceğiz. Aksi halde programı sonlandıracağız. Olan şöyle, private key var. Biz bu private keyden bir tane public key üretiyoruz. Bu public key aracılığıyla işte diyelim ki bir tane seri numarası var. Seri nol. Bunu e, public key ile şifreliyoruz. Şifrelenmiş dosya. Bu hale getiriyoruz. Daha sonra e, private key private key private key ile şifrelenmiş string'i alıyoruz. Seri no bize veriyor. Olay bu. Dolayısıyla şöyle bir mantık var. Biz private key bir defa oluşturuyoruz. İkinci bir defa yeni bir private key oluşturduğu zaman bütün şifrelenmiş durum bozulmuş oluyor. Yani diyelim ki öğretmenin USB'sine bu private key ile türetilmiş bir veri yazdık. Eğer private key kayıp ise yeni bir private key türetip bunu e, kullanarak USB'deki dosyayı dosyanın şifresini kıramayız. Bizim elimizde bu private key sürekli sabit kalacak. Ama public key değişebilir. Ee, tabii public key zaten private keyden türetildiği için değişebilir. Değişmesine bir sakınca yok. Tabi bu aslında bayağı bir matematiksel şifreleme tekniklerinden bir tanesi. Ben buraya yaptım aslında hani nasıl yapılabilir diye. Private key eğer değişmiyorsa biz bu private key'i bir diske yazmak zorundayız bir dosyaya yazmak zorundayız sabit diskte bir yerde kayıtlı olması lazım Aksi halde Biz her defasında Buradaki gibi yeni bir private key türetmek zorundayız Ama tabii bu bizim işimize gelmiyor Bizim ee, Private key okumamız lazım bir yerlerden Burada mesela private key okumak var Bunu string olarak ee, Okuyabiliyoruz ama tabi böyle olmaması lazım hem dosyasından daha doğrusu der dosyasından okuyoruz ikili bir şekilde diske yazacağız daha sonra bunu e, diskten okuyup e, bir şekilde byte'lar şeklinde alacağız ve bunu private keye çevireceğiz bizim amacımız bugünlük bu kısa bir video olacak çok uzun değil ama e, devamını da getireceğiz şimdi burada aslında yaptığımız şey şu randint randomization için kullanılıyor. Bunun için cargotoml'a rand ve rsa panellerini ekledik. RSA bu public ve private key'leri oluşturmak için kullandığımız bir kütüphane. Random ise tabi burada future hem demişim ama ben hemi sonradan kaldırdım. Hem yok aslında. Random randomization şifrelemede kullanılan yöntemlerden bir tanesi bits e kaç bitlik şifreleme kullanılacağı da burada belirtiliyor. Daha sonra burada yeni bir private key üretmişiz. İşte iki tane bilgi veriyoruz. Bir RNG, bir de bits bilgisini veriyoruz. Daha sonra bu private key'i biz ne yapıyoruz? Der dosyasına çeviriyoruz. bu ikili sisteme çeviriyoruz bir nevi. Bunu bir dosyaya yazabilmek için bu arada. Henüz dosyaya yazmadık ama bunu bir defaya mahsus yapacağız. Normalde kodlarımızda dosyaya yazmak gibi bir şey olmayacak. Bunu kurulum aşamasında işte bu ekilidi kurarken otomatik bir defaya mahsus oluşturulacak. Daha sonra oluşturulmayacak. Bir defaya mahsus. Her neyse. Burada işte oluşturduğumuz private key ikili sisteme çeviriyoruz. Daha sonra burada da oluşturduğumuz bu ikili sistemden oluşturduğumuz ikili sisteme çevirdik ya şifreyi private key'i bundan ayrıca okuyup yeni bir private key türetebiliyoruz bunu neden yaptık burası aslında dosyadan okunacak dosyadan bu bilgiyi okuyacağız bunu e, işte ikili sisteme çevireceğiz şurada from diyor ya buradan ikili sistemden bytes olarak alacağız ve daha sonra işte Okuma yapmış olacağız ve bu yeni bir private key türetmiş olacağız Burada da mesela public key Yine private keyden türetilmiş Burada yeni bir private key okumuşuz aslında Bundan da yeni bir public key türetmişiz burada da şifrelemek istediğimiz veri var Burada veriyi şifreliyoruz yine rng'yi kullanıyoruz Burada bir e, şifreleme standardı var bunu kullanıyoruz en sonunda da data'yı veriyoruz Data'yı tabi string e, biliyorsunuz zaten string slices olduğu için Aslında buna gerek var mı tam emin değilim ama b Neydi? Çok da gerekli değil ama Bir nevi işte string slice gönderiyoruz aslında Burada şifreledik, burada şifreyi dönüştürdük Ve en sonunda da bunu e, ekrana yazdırdık işte Mesela kargolan diyelim bakın şifreliyor baya uzun sürüyor bu arada şifrelenmiş hali bu da e, şifreden geri döndürdüğü hali bakın burada Biz aslında decryption data yapmışız yani aslında bir data almışız bakın encryption data şurası bu encryption datadan e, yeni decryption data oluşturuyoruz yani şifrelenmiş halini bozuyoruz şifrelenmemiş halini alıyoruz raw halini alıyoruz e, bu da data tabi e, UTP8 e, batch u8 şeklinde alıyor ama biz string'e çevirmek için işte string from utf8 diyoruz. Çünkü byte olarak şu şekilde kaydediliyor. Ama biz onu byte olarak değil string olarak almak istediğimiz için string utf 8'den al diyoruz. Ve böyle bir şey çıkıyor. Şimdi tabii biz bunu yaptık ama önemli olan şey bir de defaya mahsus biz şöyle bir şey yapalım. Bir tane private key bir de pay masası oluşturuyorum Burada private key ikili sisteme çeviriyorum Daha sonra bunu da bir tane dosyaya yazıyorum Dosyada Şu Key. Böyle bir dosyayı yazıyorum muhtemelen burada bir hata verecek e, Hata vermesine sebebi böyle bir dosya yok diyen e, Şimdi buraları Bir Şöyle tamamını bir yok sayalım. Bir bakalım çalışacak mı? Carbon diyelim derleme aşamasında sıkıntı yok. Yükleme yapıyor şu anda. Yükleme yaptıktan sonra Xlit nokta bir dosya bakalım oluşturmuş bu. Aa evet. Bakın burada Xlit dosyasını oluşturmuş ama ikili sistemde biraz değişik bir şekilde oluşturduğu için burada görünmüyor ama bir bakalım e, nokta gördüğünüz gibi bayağı kilitlenmiş e halde aslında bunun e görünmesinde herhangi bir sakınca yoktu okuyabilirdi ama niyeyse ikili sisteme çevirdiği için okuyamadı şimdi biz bir tane ek kilit key klasörümüzü dosyamızı oluşturduğumuz için artık yeni bir private key türetmemize gerek yok bu halde ben geliyorum burada Bir tane string okuyorum daha doğrusu Wedge Wedge o8 spike diyoruz buna da Tamam spike niye Tamam şöyle To pitch. Şimdi bizim yapacağımız şey buradan dosyayı okumak dosyayı okuduktan sonra bunu buradaki gibi işte der dosyasında private key üretiyoruz demek ama ee, private der bunu tabi nasıl yapacağız Neyse şimdilik Bunları Boş veriyoruz artık Hiç RNG kullanılıyor da Mobits kullanılmasına artık gerek yok Bunu da gerek Duymuyoruz Bunların hiçbirine artık ihtiyacımız yok Şimdi yapmamız gereken LED there ile Bence bir dosyayı okuyalım. With private key private key'i okuduk. Ee, ama private key'i okumak bir bakalım şuna gerek yok. Ne istiyor bizde? Bakın bytes u8 istiyor Bizim de elimizde bytes u8 var çünkü dosya zaten veg u8 istiyor Diyeceksiniz ki hocam bu Bench u8 ama bunun önüne bu referansı attığınız zaman aslında aynı kapıya çıkıyor Sıkıntı yok yani ee, Biri vektör biri vektör slices dediğimiz array slices dediğimiz yani bir vektörün tamamının bir kısmını da okuyabilirsiniz Tamamını da okuyabilirsiniz Artık bunu belirttiğiniz zaman Şöyle kısaca ha, vektörün önüne vektör verisinin önüne end işaretini koyduğunuz zaman şundan hiçbir farkı kalmıyor. Bu şu anlama geliyor, bir dizi veri referans edilen bir dizi veri, isterseniz bütün bir veriyi de referans edebilirsiniz, isterseniz o verinin içindeki bir kısım veriyi de referans edebilirsiniz. İkisi de aslında string slices diye geçer. String slices diyorum. Array slices diye geçer. Burada mesela U8 istiyor ya. Aslında bir batch U8 elinizde varsa önüne referans işaretini koyduğunuz zaman Array slices'a dönüşüyor. Yani bir fark yok. Aynısı mesela string için de geçerli. Mesela str referans str isteyen fonksiyonlarda string'in önüne end işareti koyduğunuz zaman aslında Zaten string'in referansı STR'dir. Neyse onu belki başka bir derste uzun uzun anlatabiliriz. Şimdi okuduk geri kalanlarını bakalım türetebilecek miyiz? Niye böyle lists. Bunda hata vermemesi lazımdı ama. Şimdi iki tane hata verdi. Ya bu Lapçe'de bozulmuş. Ha pardon. Sından dolayı hata veriyormuş. Eğer çalışıyorsa biz kısaca bir tane eklit dosyası oluşturmuş olduk. Daha sonra Nosoch hmm, File or Directory 28. satırda. Ha. Ee, bunlara gerek yok şimdilik. Normalde bunu sisteme kurduğumuz zaman yönetici hariç kimsenin dokunamaması gerekiyor ama biz şimdilik kendi ev dizilimizde çalıştığımızdan dolayı şöyle yapmamız yeterli. Ops. Buna direkt pef. Öyle yapalım. Şunlara gerek yok. Burası zaten pet istediği için biz direkt şöyle bir şey yapabiliriz. Okay. Olabilir. Valid UTF-8 Evet korktuğum başıma geldi Bu uh, Der dosyası Rights der dosyası biraz sıkıntılı Bir bakalım Neyse bunun için bir araştırma yapayım daha sonra geleceğim bu birinci video zaten dediğim gibi devamı daha e, Gelecek Bir araştırma yapacağız mevzu şu Biz Bir tane private key oluşturduk bunu der dosyasına dönüştürdük sonra bunu diske yazdık ekli dosyasına Yazdık Ben normalde bunu okuduğum zaman e, Link olarak okudum ama bunun normalde düz string olarak okunması biraz sıkıntılı olur Bu yüzden şöyle bir arama yapıyoruz Rust rsa der byte Bir bakalım İnternet niye yok? Ya yani bunu byte olarak mı yazmamız gerekiyordu? Yani burası RSA der kütüphanesi. Bize düz RSA lazım. ysa burada niye çıkmıyor ya? class public private key burada bir tane fonksiyon olması lazım gibi ama sanırım bu burada değil. PCSK e, bilmem ne kütüphanesinde var. rust B S K C Beta hmm. Neyse ben bunu biraz araştırayım Birazdan döneceğiz Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz Aslında çok ciddi bir problem yokmuş Problem şu ee, Ben dosyadan UTF-8 olarak Daha doğrusu 5 8 olarak okuyordum ama ona gerek yokmuş. Çünkü e, Dosyanın yapısı itibariyle öyle bir U8 şeklinde kaydedilmiyordu. Zaten az çok dosyayı ekrana yazdırırken şöyle bir şeyi görünce de bunlar şüphelenmem gerekiyordu. Çünkü U8 olsaydı daha düzgün yazılar olur. Mesela burada görünürdü bu. Ama e, normalde şöyle bir komutumuz zaten varmış. Bunu kullanarak bir tane DER dosyasından eğer bir private key oluşturup dosyayı yazmış isek Oradan okuyabilirmişiz şimdi biz bir defaya mahsus olarak Yine private key oluşturacağız let key diyelim RSA Private key bin RNG 1024 diyelim buna da Unbrave daha sonra bunu preview key bunu to pgcset der. Daha doğrusu write dememiz lazım. Write pgcset der. Burada bizden yolu istiyor buraya da pet olabilecek herhangi bir string yazıyoruz. Pet türüne dönüştürülebilir string olması gerekiyor tabi. unwraps Şimdi Tabi burada hatalar var. Ee, bunu bir de baya mahsus yapacağız. Dediğim gibi şöyle RNG mut RNG olması lazım tabi bunun. Şimdi çalıştıralım. Dosyaya yazmış olması lazım. Not sportu Tamam. Doğru. Yazdı. Şimdi biz bunlara e, bir biz diyelim. Biz eğer dosyayı yazdıysak, şimdi private key'i her defasında sıfırdan yeni bir private key oluşturamayız dediğim gibi. Ne yapıyoruz? Bu defa dosyadan okuyoruz. Daha sonra bu dosyadan oluşturduğumuz private key'den e, public key üretiyoruz. Daha sonra bu public key'i işte şifreliyoruz. Burada da şifreyi tekrar kırıyoruz. Olay bu. Ee, tabi burada private key her defasında unwrap edemeyiz şimdi bakalım evet merhaba yazısını gördük demek ki merhabayı şifreleyip decrypt edebiliyoruz ama bizim yapmamız gereken şey şu şimdi biz burada sadece şunu yapacağız bir de must bu şifrelenmiş dosyayı e, benim USB'me ekleyeceğiz. Bunu şifrelenmiş bir halde UTF-8 halinde yazdıracağım. Hatta UTF-8 olmasına bile gerek yok. Düz string kullanabiliriz. E, burayı hazırlık olması bağında sadece çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için yapıyoruz. Uygulamanın esasında bu şekilde tabi yapamayız biraz daha otomatiğe bağlanması lazım Ama şimdilik Böyle yapalım Yapacağımız şey bu Encryption Data'yı Bizim USB'ye yazmak İlk etapta bunu bir yapalım daha sonra USB bağlandığında Bağlanan USB'nin içerisindeki bu Encryption Data'yı okuyup şifresini çözüp Bunun Gerçekten de bir Nasıl destanım? <laughs> Seri numarasıyla eşliğin peşten kontrol ediyoruz. Tamam. Buldum <laughs> denilirsi. Konuşturduk. Şimdi. Public Key. Public Key bir de ben mahsus dediğim gibi bu e, public key oluşturacağız. Biz datayı almayalım. Ben bu datanın yerine direkt bizim stringimizi bir okuyalım. Message bize bu bilgiyi verir. Bakalım. Riskin seri numarası şu. Kopyala. Bunu buraya yaz. Daha sonra bu public key'i Encryption data'yı USB'ye Yazıyoruz hmm. Hangi USB'ye yazıyoruz Buradan biraz ezbere gidelim bir defaya mahsus bunun şifrelenmiş halini ben ekrana yazdırayım ya da direkt dosyaya yazdırayım. Neyse. Yeah, yeah, yeah. White, Let's. Ne no, olsun? So, uh, Petimiz ee, şu. Run. Media. Libredo. Toshiba bunu otomatiğe bağlamanız lazım. Bunun içerisine e, e veri diyelim. Contents ise and dot. Bir bakalım. Yazacak mı? Ulaşımızı açalım. Nasıl ya? bir dakika. Chat, run, media, Ricardo, Shiva, Eklit. O, görünmüş bir şekilde. Niye ya? Allah Allah. Biz bu şifreyi okuyamaz mıyız acaba? Ne oluşturuyormuş MSG U8 oluşturuyor Bu bir U8 U8 böyle mi okunuyor Evet 5U8 Bek. Bek Neyse Biz şimdi okuduk şimdi Dosyadan okuyayım bu depoda ee, Yapacağımız şey şu ee, Bizim verimiz datamız bu Datamızı Nereden okuyacağız bu defa şunları iptal Bunları artık yapmayalım Bu defa dosyayı okuyacağız Decryption data private key buraya kadar her şey okey ama End datamız ne Bu defa let End Data Neyse dosyadan okuyacağız çünkü read File ben... Files string buraya tabi e, bir pet yazıyoruz petimiz de işte run media libretto toshiba e, delete nokta veriydi unwrap um, diyoruz sonra tabi bu read to string demişiz aslında read string demeye gerek yok. String'e gerek yok. Read diyoruz. Şimdi neden read dedim? String'e gerek yok. Çünkü burada enk zaten vektör u8 olması lazım. Evet. Bu zaten vektör u8 veriyor bize. Dolayısıyla herhangi bir problem yok. Şimdi bunu şifresini kıralım. Bakalım. Decryption Burada e, işte Buraya yazdığımız dosyanın içeriğini okuyacağız Bakacağız Şununla Aynı Olay mı? O. o yüzden sadece Datayı yazmamız yeterli Çalıştıralım bakalım Gördüğünüz gibi şifrelenmiş veriyi okuduk ve bize e, burada girdiğimiz Ping'i vermiş oldu. Buraya kadar eğer ne yaptığımız az çok anladıysanız bundan sonraki kısım yani o da bir sonraki ders olacak. Bundan sonraki kısımda sadece şunu yapacağız. E, loop oluşturacağız. Önce işte bir tane private key okuyacağız. Public key oluşturmamıza gerek yok çünkü e, biz bu uygulamada public key oluşturmuyoruz en azından birinci aşamada Sadece diskten okuma yapacağız Dolayısıyla public key oluşturmamıza gerek yok e, Bir tane veriyi diskten okuyacağız Şifrelenmiş halde çünkü zaten elimizde bir tane var sadece test etmek için bu arada aslında yazdırdım ee, sürekli olarak USB'leri kontrol edecek. Bir USB bağlandığında o USB'nin e, bağlandığı yolun içerisinde ekşilit nokta veri diye bir dosya arayacak. Eğer bulursa bulmasa zaten problem. Biz şimdilik test etmek için yazdık yani muhakkak bulacak. Bulduktan sonra bunu decryption edecek. Eğer decryption USB'nin seri numarasıyla aynı ise şifre e, kırılacak daha doğrusu bilgisayar kapanmayacak akıllı tahta kapanmasın diye okey vereceğiz ama loop döngüsü sürekli kontrol edecek çünkü USB çıkarma durumu da mevcut eğer biz bu dosyayı okuyamıyorsak demek ki USB çıkarılmış diyeceğiz o yüzden ee, bir nevi işte artık akıllı tahta kapansın diyeceğiz bu da bir sonraki derste şimdilik sadece işte private key oluşturmak public oluşturmak, veri şifrelemek, şifrelenmiş veriyi okumak kısımlarını o yaptık. Bunları da dosyalar üzerinden şimdilik yaptık ama bu orijinal projede böyle olmaz. Onu da belirteyim. Daha çok işte sistem üzerinde tasarlanması lazım. Evet bir sonraki ders bir saat sonra devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.